böyle doğrar mı? E tamam, ben de ne dedim? Bir. Ama yedim, beğendim. Ya yemeden nasıl? Belki de kocaman doğradı, güzel oldu ya. Belki hayır, sen çıkacaksın. Neden biliyor musun? Bir kere börek yaptı evde. Dedi size börek yapacağım. Yani ona benziyor. Ha bak doğru. Kendim ama baştan... Ona benziyor değil mi? Senin yaptığın böreklere benziyor. İlk tabağı açtınız. Siz yine her zamanki gibi bir kayınvalideler tarifi beğendiniz. İnce. Daha çok katlı, böyle su böreği dolu İnce dolu. İnce takıntısı var. Ha. Siz ezecek. Bunu istiyorsunuz tabaklarda. O tabakta da büyük ihtimal daha yumuşak bir şey sezdiniz. O hoşunuza gitti. Evet. Tarif olarak söylüyorum. Sebebini söylüyorum. Bir dakika müsaade et. Dişi yok. Yumuşak yiyecek. Doktor yumuşak gıdalar dedi. Bu 5 verdi mi? Yumuşak. Yok yok, 4'ü beğendin tabağı. Lokum gibi yedin ya. O yumuşaktı, doğru. Siz ilk açıldığında neye tepki verdiniz? Neye tepki verdin? Bunun için. Hamur evet. Mu? Öyle bir şey dediniz siz ama. Hayır, içini gösterdin. Hayır. Bir şey oldu orada da. Göz yani. Be kadın konuşsun kız. Ya ben tattım. Bunu ama söylemeyin Hacer Hanım ya. Ya bir dakika bir konuşsun kadın. İki saattir bakıyorum, bir konuşsun. Bunu siz söylemeyin işte. O daha tuhaf oluyor. Siz kimsenin konuşmasına müsaade etmeyen bir bayansınız. Siz konuşun, o kadın sussun. Kendini ifade etsin. Bak. Siz müsaade edin de o konuşur. Açtım sen zaman. Sen müsaade edeceksin de konuşacak. Ben konuşuyor. Dur ya Hacer abla. Yine sus. Açtım zaman. Hamuru şey güzel var dedim yani, duruşu güzel dedim. Haklısın canım. Bir o an. Tabaktaki ilk devam. Tepkin çok büyük doğrandığı için böyle evet. Gözlerin ha. Açıldı. Değil mi Nursel'e? Ama hamuru yani, beğendim. Hamuruna bayıldın. Evet hamuruna. Ama bir verdin. Bayılmadıklarına üç verdin. O bayıldığına bir verdin. İçine yoruver. Burada rakip bir geline son puan gidiyor. En sevdiği gelinlerimizin bakalım. En yağlı bulduğun ama lezzetli de bulduğun tabak buydu gerçekten. Bu tabak ya Yeşim'in ya yeni gelinim Hilal'in. Aç görelim. Yeşim! Eline sağlık. Güzel olmuş Yeşim. Yeni gelin de hamur işlerinde iyi demek ki. Ha? Evet ama o da içini beceremiş. Mükemmel olmuştu değil mi? Evet ben söyledim zaten, ben her zaman... Ben zaten burada belirli kayınvalidelerimi dikkate alıyorum. Bir kere de bana 5 verdiğinde mükemmel olmuştu, bayılmıştım diyerek geç. Tuba söylüyorum her zaman hak etti. Hayır. Valla ben her zaman kim alırsa alsın 5'i hak etmeden çok kafam karışır, bir şey olur. Anne senin kafan zaman, hep karışık. Hiç de karışık değil. Bugün şöyle karışık, benim kayınvalidemin kararı gibi oldu. Demin dediniz ki 5-1-1 kullanacaktım. 5-1-1 ile 5-3-3 arasında dağlar var. Neden öyle dedim biliyor musun? Hı-hı. Bak üçünün de şimdi içleri güzel olmuş. Bak şimdi. Yok. Bak üçüncü şimdi. Tabağım kavurmamış ya, dediniz. Ama bak öbürüne bakışta güzeldi ya. Hep benim tabağımı sallayıp duruyor. Siz ya. Siz dördüncü tabağı iyi pişirmiş, evet. Üçe pişirememiş dediniz. Yiyince hayır bak. Pırasata da alıyorum dedin. Onda da vardı Tuba, ben yedim ya. Hamuru ne yiyince güzel olmuş, Sübera gibi güzel olmuş tamam, dedi. Tamam bak hamurunu istediğim gibi dedim ama içine kocaman kocaman pırasalar olduğu için... Kavurmamış. Gene de dedim pişirmiş ama dedim. Pişmemiş. İstediğim... Çıtır çıtır. Pişmemiş. Hayır hayır şeyini diyor. Dördü İçini de. Diyor harcını. Çok beğendim. Gene de iri iri doğramış ya. Gene de dedim ben o kadar çim pırasa ya, iri doğramadım. Belli bir ölçü verildi ve o şekilde doğradım. İri doğramadım hayatım, aslında. Hayatım kavurama, yani kavursam o ilişiyor anlama. Benim demek istedim. Daha kavurursan o küçülecek de. Sen kavurmamışsın. Döndürüp bırakmışsın. Benim de anlattım. Yok hayır pişirdim bayağı kavurdum yok, yani. Yok yok bak en pişmeyen içi senindi kızım. Sonra Aleyna'nın da bir tık. Hani onda çok az. Ne ölçü veriyorsun bir tık? Ya lezzeti vardı ya sizde vallahi billahi. Ellerinize sağlık. Yeşim seninki de güzel olmuş. Afiyet, afiyet olsun. Afiyet olsun bu kadardır.